her ilahi ismin bir tecellisi olduğuna göre kalbin de ona secde etmesi ve bir secdeden başka bir secdeye intikal etmesi gerekir. Ne demek kalbin bir secdeden başka bir secdeye geçmesi? İlahi isimler cihetiyle ifade etmiş burada. Her ilahi ismin bir tecellisi olduğuna göre. Allah-u Teala'nın isimleri var. Bize sayılan bütün isimleri içine cem etmiş, toplamış olan 99 ismi olmakla birlikte Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri ne diyor? Sonsuz isimleri vardır Allah-u Teala'nın. Sayısı bilinmedik isimleri vardır. Her ilahi ismin bir tecellisi olur. Tecelliyle biz o ilahi ismi tanırız, anlarız. Bu manada kalbin de ona, Allah'a secde etmiş olur o ilahi ismi tanımakla. Dolayısıyla bir secdeden başka bir secdeye intikal etmesi işte o ilahi ismin tecellisinin üzerinden kalkıp başka bir ilahi ismin tecellisi geldiğinde bu sefer orada secde eder kalp. Başka bir ilahi ismin tecellisi geldiğinde gelen tecellilerle bu işte Rahman tecellisi gelir. Orada kalp secde etmiş olur. Rahman isminin Allah'a ait olması itibarıyla. İşte Hak ismi gelir, Halik ismi gelir, Hadi ismi gelir ila ahir. Hangi ismin tecellisi geldiğini anlarsa bu anlayan kişi için söyleniyor tabii. Kalbin secdesi bu ilme vakıf olan kişi için söz konusudur. Yoksa herkes için değil. Ve bu manada ilahi isimlerin gelişiyle birlikte her bir ismin gelişinde kalbin secdesi söz konusudur Allah'a. Bunu ifade ediyor. Hatta burada Abdullah Tüsteri'yi bir noktada evet tasdik etti, bir noktada eleştirdi. Sehil'in diyor. Sehil bin Abdullah Tüsteri'yi kastediyor, evet. Burada ayrı ayrı ilahi isimlere gelen secdesini zikretmiş oluyor. Hatta yine Fütuhat'ın başka bir yerinde yine Sehil bin Abdullah Tüsteri'nin sözüydü. Kalp secde ettiği zaman ebediyen o secdeden kalkmaz. O da ayrı bir mertebe, ayrı bir alan. Burada şimdi ilahi isimler cihetiyle her birine secde etmesi anlatılmış. Aynı anda birden fazla ilahi isme tecelli söz konusu oluyor mu? Hep birer birer mi gelir gider? Yani şimdi aslında her bir isim tecellide kulun üzerine o tecelliyi yağdırır ama aynı anda farklı isimlerin tecellisi de vuku bulabilir tabii ki aynı anda. Ama bu ilme vakıf olan kul bunu ayrıştırır. Yani hangi ismin tecellisine muhatap bunu görür. Aynı anda iki ya da üç isim tecelli edebilir. Zıt isim olmadığı sürece. Zıt isimler aynı anda tecelli etmez. Yani bir kabz ismiyle bast ismi aynı anda tecelli etmez. Kabz sıkar, bast genişlik, rahatlık verir. Kabz isminin hükmü kalkması gerekir ki bast ismi gelsin. Kulu tesir altına alsın. Zıt isimler burada sırayla gelir. Ama benzer isimler vardır. O zaman aynı anda tecelli söz konusu olabilir tabii ki. Evet.